İki kardeş, mucit dostları ve bir bilge. Onlar faziletler şehrinin kaşifleri. Gizemler kitabı ses verir, düğmeyi sahife döner, ışık açılır, olgunluk yeleği giyilir ve macera başlar. Girmek yasak. Tabelayı okumadın mı? Burası kaza alanı, oyun alanı değil. Hadi bakalım git başka yerde oyna. Bu da ne böyle? Patron, kolyeyi buldum. Ufak bir çocuğun elindeydi. Ve sonra da koşarak köyüne gitti. Çocuktan neden almadın? Bana bunu söyleyeceğini o kolyeyi getirmeliydin. Ama patron, sen bana kolyeyi al demedin ki. Sadece etrafı kolaçan et dedin. Ah köfte, ah! Yürü, gidiyoruz. Hava bozuyor. İçeri gireyim. Hadi Mert, çabuk ol. Sıra sıklam olduk. Nerede bu? Aha, buldum. Benimki bozulmuş, açılmıyor. Ablacığım, ben de şöyle kenara sıkışabilir miyim? Tamam, geç hadi. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Neyin var Mehmet amca? Bir şey mi oldu? Çocuklar, benimle gelin. Yeni bir görev mi amca? Ne olur yeni bir görev olsun. Artık günlüğüme yeni bir şeyler yazmak istiyorum. Hayır amca, bir yere gitmeyelim. Oyunda üçüncü seviyeye geçmenin yolunu öğrendim. Bu akşam kesin geçmem lazım. Lütfen. Caner gitsin. Ben gidemem, çok işim var. Mert, kuralları biliyorsun. Yalnızca sen ve ablan gidebiliyorsunuz. Peki Mehmet amca. Pekala çocuklar. Urfa'ya gidiyorsunuz. Ha? Urfa mı? Evet. Bakın, 1963'te bir çiftçi tarlasını sürerken bir taş buldu. Bu taşı müzeye götürdüğünde taşı bulduğu yerin arkeolojik bir yer olduğu anlaşıldı. 1964 yılında başlayan kazılar sonucunda burada dünyanın en eski tapınağı ortaya çıkarıldı. Muhteşem! Arkeolojik kazılar günümüzde de devam ediyor. Sorunumuz şu, mezarı o tapınaklardan birinde bulunan, dönemin önde gelenlerinden birinin kolyesi alınmış. Söylenene göre, eğer kolye boynuna geri konulmazsa, mezarlık toprağa gömülecek ve bu önemli tarihi kalıntı yok olacak. Buna seyirci kalamayız çocuklar. Ufak bir hata oldu da, şimdi sizi konuşurken dinledim ve işinize yarayabilecek birkaç şey hazırladım. Bu kulaklığınız ve mikrofonunuz. Bunlar sayesinde uydu üzerinden hep bağlantıda olacağız. Bunlar da kemerleriniz ve son olarak da sırt çantalarınız. Sizin için hazırladım. İçinde orada gerekebilecek her türlü araç mevcut. İlk yardım malzemeleri de dahil. Hadi çocuklar, vakit daralıyor. Artık gitmelisiniz. Al Yeşim, hırkayı sen giyeceksin. Yaşasın! Bu sefer lider benim. Hazırız amca,
babacığım. Eşim biliyorsun. Karşı tarafta açılan eşikten geçip tekrar geri gelebilmeniz için 8 saatiniz var. Bunu unutmayın sakın. Göbekli Tepe kaza alanı. Hadi çocuklar, görev sizi bekliyor. Yolunuz açık olsun. Of, yine başım döndü. Bir türlü alışamadım şu inişlere. Hadi Mert, vaktimiz az. Hemen etrafı kolaçan edelim. Tamam tamam, geliyorum. Harika. Şuna bak. İnanamıyorum. Çok güzel. Ne kadar da kırmızı. Bir kere dokunabilir miyim? Lütfen ben de. Lütfen bir kerecik. Bir kere dokunabilir miyim? Lütfen sadece bir kere. Sen de gördün mü? Bu Mehmet amcanın bahsettiği kolye. Bunlar kim? Bilmiyorum. Nereden çıktılar böyle? Hey sen, o kolyeyi nereden buldun? Mert, bu işi bana bırak. Senin başın dönmüştü ya. Gidip biraz dinlen istersen ha? Çocuklar, nereden buldunuz o kolyeyi? Ben buldum, o benim. Evet, sen buldun ama bu kolye senin değil. Çok yaşlı bir amcanın. Ve amca kolyesini aldığın için çok üzgün. Hem bu kolye çok eski, baksana. Hı hı. Kolyeyi bana verirsen ben de size çok güzel şekerlemeler veririm. Alın bakalım. Yaşasın! Bu görevde senin lider olmanın sebebini şimdi anlıyorum. Çocuklar birdi, şimdi iki oldular. Sen korkuyorsan ben hallederim patron. Sanırım iplerimizi kullanarak buradan inebiliriz. Sesi sen de duyuyor musun Yeşim? Sence ne bu? Bilmiyorum Mert. Ama bu çok hoş bir müzik. Ne taraftan gideceğiz? Bilmiyorum Mert'ciğim. Ama bence bu taraftan yürümeye devam edelim. Caner, beni duyabiliyor musun? Gayet net duyuyorum arkadaşlar. Bu arada Yeşim, bizim ufaklığa da dikkat et. Söylediklerini ben de duyuyorum Caner. Benden sadece 3 gün büyüksün. 3 gün. Bekçi söz verdi. Kolye geri dönecek. Bu amcamın bahsettiği bekçi olmalı. Haklısın. Baksana çok sinirlenmiş. Kolye geri dönecek. Şimdi ne yapacağız abla? Sanırım ayrılmamız gerek Mert. Abla bu ne? Bildiğim hiçbir hayvana benzemiyor ama çok tatlı. Evet Mert. Gerçekten çok tatlılar. Ve bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar galiba. Mert'ciğim, sanırım rehberimizi bulduk. Demek buradasınız. Çocuklar, şimdi o kolyeyi bana verin. Ben de size çikolatalarınızı verip buradan sağ salim çıkmanıza yardım edeyim. He? Ne dersiniz? O kadar istiyorsan gel de al. Bakalım bizi yakalayabilecek misin? Abla! Ucuz atlattım. Benden kaçış yok çocuklar. Mert, hadi kaçalım. Özür dileriz amcacığım. Düşündük de kolyeyi size versek daha iyi olacak. Mert, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Bir planım var. Bekle ve gör. Ufaklıklar her zaman daha akıllıdır zaten. Evet, akıllıyım ama ufaklık falan değilim. Güzel plandı Mert. Söz veriyorum, bir daha sana ufaklık demeyeceğim. Bekçi söz verdi. Kolye geri dönecek. Hadi! Bu yol hiç güvenliymiş gibi durmuyor.
Bence başka bir yol bulalım. Ama o işaretlerin bizi yönlendirdiği yer burası. Denemekten başka çaremiz yok. Aferin sana garip yaratık. Sen işlerini bitir, ben de istediğim şeyi alayım. Böylece hem sen mutlu ol hem de ben. Mert, sen de duydun mu? Yaklaşan ayak seslerini mi yoksa korkunç hırıltıyı mı? Ha? Abla, şimdi ne yapacağız? Olamaz, bir boy eksikti. Ha? Bunu nasıl yaptın? Ben bir şey yapmadım ki. Işık kolyeden yansıyınca yaratığı korkutmuş olmalı. Ha? Şimdi görürsünüz siz. Ha? Sence bu şekiller yazı olabilir mi? Olabilir ama bizim çözmemiz imkansız. Caner'e soralım. Caner, orada mısın? Evet Yeşim, sizi dinliyorum. Burada garip şekiller var. Sanırım eski bir yazı. Biz çözemiyoruz. Sana bir fotoğrafını gönderiyoruz. Arkadaşlar buldum. Bu eski Sümer dilinde yazılmış. Anlamı sizde bir emanetimiz var. Ve biz de emanetinizi getirmeye geldik. Burası harika. Muhteşem. Sanırım aradığımızı bulduk. Hadi kolyeyi ait olduğu yere koyalım. Bekçi söylemişti. Kolye geri döndü. Bekçi sana teşekkür ediyor küçük kız. Önemli değil Bekçi. Hoşça kal. İşte Mert. Kullandığımız ipler hala orada. Hadi kapı kapanmadan yukarı çıkalım. Hadi Mert, çabuk ol. Kapı kapanacak. Tebrik ederim çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. Sağ ol amcacığım. Hadi bakalım, eve gidip şöyle güzel bir ziyafet çekelim. Sizin karnınız acıkmıştır. Hem de nasıl? Bu arada Caner'ciğim, ufaklık lafını unutmadım, haberin olsun. Eyvah, şimdi yandık.